Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Uğur Gözlüklü İskelet. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzun konusu filmlerle ilgili. Eşimle beraber izlemeyi çok sevdiğimiz biyografik film kategorisinde yer alan 5 tane film önerisinde bulunacağım. Yani öneri demeyeyim de ben bunları sevdim. Eşimle beraber izlerken çok keyif aldık. Ve belki hafta sonu sizler de bu filmlerden birkaçını izleyebilir, izlemek istersiniz diye o filmleri size anlatmak istiyorum. Bakalım o filmler neymiş. Eşimle beraber en çok yapmayı sevdiğim şeylerden birisi film izlemek. Fakat filmlerde de en çok biyografik, yani bir insanın hayatını anlatan veya bir insan hayatından esinlenmiş filmleri izlemeyi çok seviyoruz. Daha böyle ilham verici oluyor böyle filmler. Hem de değişik insanlar tanıyoruz. Başka insanlar, dünyadaki diğer insanların neler yaptığını, başlarına neler geldiğiyle ilgili ilginç anılar, anlar görüyoruz değerli dostlar. İlk filmimiz Sonsuzluk Teorisi isminde çok harika bir film. Hindistanlı bir çocuk var, genç bir çocuk. Bunun hayatını anlatıyor. Aslında ismini söyleyeyim şöyle size. Srinivasa Ramanujan Iyengar. Çok bilinen bir isimdir aslında. Kendisi matematik dehasıdır. Aslında çocuk yaşta yani matematikle ilgilenmeye başlıyor. Fakat liseyi okuyamıyor. Ailesi de böyle Hindistan'daki kas sisteminin üst tabakada ama yine de yoksul bir aile. Çocuk matematik kitabı buluyor bir tane. İspatlanmamış formüllerle dolu. Bunları okuyor, okuyor, okuyor. Ve kafasını matematik formülleri sarıyor. Bir sürü bir şeyler üretiyor falan. Bu formülleri kimse tabii takmıyor. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'ne gönderiyor bu formülleri. Oradaki profesörlere, matematik profesörlerine. Fakat kimse kale almıyor. Sonra içlerinden bir tanesi bakıyor ki Allah Allah, ulan ilginç bunlar falan diye Ramajoan'ı çağırıyorlar İngiltere'ye ve böylece başlıyor. Çok harika bir film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Gerçekten insan hayret ediyor yani. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani dünyadaki unutulmuş bir köşede yaşayan, kimsenin farkında olmadığı bir insan aslında dünyayı değiştirebilecek bilgiye sahip. Vallahi ilginç bir film. Tavsiye ediyorum değerli dostlar. İkinci filmimiz Tanrı'yı Oynayanlar. Bu filmi de izlerken çok keyif aldık. Gerçi biraz böyle ağır ilerledi ama sonuna kadar izleyince üf dedik be, ne filmmiş diye. Yine ilk filme benzer, sonsuzluk teorisine benzer bir şekilde Vivian Thomas isminde aslında bir tıp teknisyeni olan siyahi bir insanı anlatıyor. İnsan hayatını anlatıyor. Bu insan yıllarca tıp teknisyenliği yapmış ama mavi bebek sendromu denilen, tıpta mavi bebek sendromuyla adlandırılan hastalığa çare bulmuş. Ve sonra da çalıştığı yerdeki o üniversitedeki doktorlar, böyle duvarda asılı tablolar var. Orada kendine de yer bulmuş birisi, öyle onurlandırılmış. Tabii bu doktora hukuksal açıdan verilmiş bir doktora, Fahri doktora, yani tıp olarak verilememiş. Fakat yine de çok güzel. Yani Vivian Thomas'ın neler yaşadığını, inancı, işte bir mesleğe karşı olan ilgisini ve beynindekileri nasıl aktardığını anlatan güzel bir film. Valla etkileyici ya. Etkileyici gerçekten. Üçüncü filmimiz Cinderella Man. Yani bu film de beni çok etkilemişti değerli dostlar. İnanılmaz güzel bir film. James Walter Burdock isminde bir boksörün hayatını anlatıyor. O 1929 ve o yılların sonunda Amerika'da yaşanan bir buhran var. O buhranda herkes işsiz kalıyor. James de işsiz kalıyor ve dövüşerek, yani böyle sıfırdan, hatta sıfır değil, yerin altından dünya ağır siklet boks şampiyonluğuna uzanan hikayesini anlatıyor. Gerçekten etkileyici bir hikaye. Çok duygulanmıştım ben filmi izlerken. Mutlaka izlemenizi öneririm. Müthiş bir film. Dördüncü filmimiz Sahtekar. Bu isimde aslında birkaç film var. Bunu karıştırmayın. Angelina Jolie ve John Malkovich'in oynadığı film bu. Film çok böyle eski bir tarihte geçiyor ama hikayesi çok güzel, inanılmaz güzel. Kristen Collins isminde bekar bir anne var. Bir de oğlu var bu kadının. Tek başına yaşıyor, varoşlarda yaşıyorlar ve kadın telefon operatörü olarak çalışıyor. İşte işe gidip geliyor falan. Bir gün acil olarak ekstradan izinli olduğu günde, oğluyla geçirmesi gereken günde çağırıyorlar iş yerinden. O da gideyim bir şey olmaz diye gidiyor ama döndüğünde oğlunu bulamıyor ve müthiş hikaye başlıyor. İnanılmaz bir hikaye. O zamanın işte New York polisi ve bazı yaşadığı, yaptığı şeyler var, sıkıntılı işler, onları da anlatan, hem eleştiri yapan o zamanın sistemini, hükümetini, polis sistemini eleştiren, hem de garip bir olayı anlatan mükemmel bir film. Biraz sıkıcı başlıyor gibi olabilir. Böyle filmler öyle başlıyor ve sonra güzel açılıyor. Bence fırsat verirseniz çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Mükemmel bir film. Mutlaka izleyin. Sing
Sizlere önermek istediğim son filmse Özgürlük Yazarları. Bu filmi izlerken de müthiş böyle keyif aldım. Amerika'nın yine varoşlarında bir okul var. Buraya daha çok böyle işte göçmenler de oluşuyor. Yani Afro-Amerikalılar var, Meksikalılar var, farklı ülkelerden gelmiş insanlar. İtilmiş yani. Hükümetler o okulu pek önemsemiyor. Okuldaki öğretmenlerin de çocuklardan pek bir beklentisi yok. Herkes umudu kesmiş ve bir kadın geliyor okula. Erin isminde genç bir, idealist bir öğretmen bu okula başlıyor, göreve başlıyor. Fakat sıkıntılı, yani görüyor tüm sıkıntıları. Kendisini, kendi hayatını da feda ederek bir açıdan, yani onu göreceksiniz filmi izlerseniz. Kendi hayatını da feda ederek çocukları kazanmak için elinden geleni yapıyor. İlk başlarda çocuklar ona çok uzaklar ama sonra olaylar gelişiyor, müthiş bir şekilde gelişiyor. Efsane bir film, çok keyif aldım. Müzikler de çok insanı gaza getiriyor böyle. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi. Aslında daha çok var değerli dostlar fakat beşer beşer size sunmaya istiyorum. Belki de bunların filmlerini bazen izlediniz daha önce, bazen duydunuz. İzlemiş olabilirsiniz. İzleme fırsatınız olmamıştır. Mutlaka izlersiniz diye düşünüyorum. Yani insanların hayatını anlatıyor. Böyle değişik, kafanızda değişik şeyler oluşuyor. Değişik düşünceler. Çünkü başka insanların da atıyorum yani dipten yukarı çıktığını veya sizin aynı sıkıntıları yaşadığını ya da dünyayı değiştirmek için neler yaptığını görmek gerçekten güzel. Tabii ki olsun. Bunların kitaplarını okumak daha güzel olur ama filmlerini izlemek şu an için daha kolay geliyor. Çünkü şu anki dünyada zaman kısıtlı, yapacak şey çok ve bir türlü yetmiyor değerli dostlar. Evet, yeni böyle film önerilerinde, hafta sonu film önerilerinde tekrar görüşürüz değerli dostlar. Sizin de izlememizi istediğiniz, yani belki bilmiyoruzdur, filmler varsa onları yorumlarda yazarsanız mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.